Önemli bir şey konuşmak için aramıştım. Neden yüzüme kapattın? Şimdi de telefonun kapalı. Anlamadım ama umarım her şey yolundadır. Ben de pek yolunda değil çünkü. Umarım çok geçe kalmazsın. Seninle konuşmak istediğim çok önemli bir şey var çünkü. Telefonum kapalı. Hiç ayrı alamet değil. Karına ifade veriyorsun demek. Orada olmayı o kadar çok isterdim ki. Yakanı benden nasıl kurtardığını kendi gözlerimle görmek isterdim Cenk. Başarılar dilerim. Çünkü başaramayacaksın. Oh, Seher Hanım köşkte, keyifte, bir eli yağda, bir eli balda, Neriman burada sürünsün. İki tabak elliyen de olmasın, eline yapışır sanki. Hadi ama, hadi bir ses ver artık, hadi. Oh. Merhabalar, ben de sizi bekliyordum. Ne yaptın sen? Oo, neler neler. Ceren bak, eğer Cemre'ye bir şey söylediysen. Şimdi şöyle yapalım. Ben size bir konum atayım. Siz bana malzemeleri gönderin. Daha bir şey belli değil. Cinsiyeti. Cinsiyeti belli değil. Ben sizden gelenlere göre bir bakayım. Ceren ne saçmalıyorsun sen? Konum atıyorum ve ayağıma bekliyorum. Aa, sen kimi ayağına bekliyorsun? Sen kiminle konuşuyordun öyle civciv gibi cik cik? Karnımdaki civcive yeni cicikler aldım babaanneciğim. Ay, bir abimin alkolünün hesabını vermediğim kalmıştı şu hayatta ya. Kızım sen de kurulup gelmişsin ama ya. Bir durum varsa ben de bileyim diyorum. Zaten bildiğim yok. Bari ablamın evliliğinde varsa sıkıntı bilelim yani. Ha, hiçbir şey söylemiyorlar. Hiçbir şeye karışmama izin vermiyorlar. Bari ben de burnumu ablamın evliliğine sokayım diyorsun, öyle mi? Ne bırak da o kadar burnumuz olsun. Ay pardon da sen ne anlarsın evlilik dertlerinden? Nordic Crow. Ben anlamam da sen çok iyi anlarsın. Kaç tane koca boşadın kızım? Ben Şeniz Karaçay'ın kızıyım tatlım. Koca boşamadan evlilik entrikası kitabı yazmak benim genlerimde var. Anlıyorum. Ha, bak geliyor genleri. Hadi sen inceden uzat. Gerçekten geliyor. Hepiniz peşimdesiniz ya. Anan niye peşinde kızım? Hayırdır? Hayırdır derken? Karaçay Köşkü'nde yaşıyorsun tatlım. Hala öğrenemedin mi burada hayırlı bir şey olmayacağını? Damlacığım. Geliyorum. Ben nereye varmaya çalıştığınızı anlamıyorum Agah Bey. Bak, aynı durumdayız demek ki. Ben de senin nereye varmaya çalıştığını anlamadım gelin. Nedim gündüz vakti bir saat odasında olmayınca deli danalar gibi peşine düşüyorsun. Ama koca gece neredeymiş, niye içmiş, ne haldeymiş umursamıyorsun. Ben de anlamıyorum gelin. Sen nereye varmaya çalışıyorsun? Ben en iyisi Cenk'e bakayım, uyanmış mı diye. Olmuyor gelin. Münasip olmuyor. Artık bu Nedim düşkünlüğü hiç münasip olmuyor. Cenk. Bırak şimdi onu. Anne sonra. Seher Hanım. Bir konuşalım sizinle. Cenk! 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 Kaçtığını belli etmeseydin bari.
Üzerimize vazife değil tabii de. Ablalık, kardeşlik. Biz yedik onları. Biz diye bir şey de kalmadı zaten. Ama yani kocanla bir sıkıntın varsa... Yani her ne kadar ağaç kabuğundan çıkmış gibi bizi sakla evlensem de seni sahipsiz bilmesin. Yani bir sıkıntı varsa söyle. Sen sahipsiz değilsin. Yok. Yok bir sıkıntı. Merak etme sen. Eyvallah. Yok tabii. Yok. Olsa da zaten biz kimiz ki? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.